Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Biyoloji birinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız. Gençler yazılıya çok az bir zaman kaldı. Hocam hazırlık yapmayacak mıyız dediniz. Bizler de sizleri kırmadık. Yazılıya hazırlık kamplarımızı yaptık. Öncelikli olarak en çok merak ettiğiniz kısımdan başlayayım. Gençler hocam yazılıda nereye kadar sorumluyuz? Nereden çıkacak sorular diye. Biliyorsunuz biyoloji dersinde bu sene üç tane ünitemiz var. İlk ünitemiz de yaşam bilimi biyoloji dediğimiz üniteydi. Canlıların ortak özellikleriyle başlamıştık. Arkasından da canlıların temel bileşenleri gelmişti. İnorganik bileşiklerden, organik bileşiklerden de karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden sorumluyuz gençler. Enzimler de yine bizim sorumlu olduğumuz konuların içerisine yer alacak. Enzimlerin özellikleri enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörlerle e, sorumlu olduğumuz kısmı bitirmiş olacağız diyeyim. Yani yazılıya hazırlık yapacağınız zaman sıfırdan dokuzadan tekrar edecekseniz sayfa 51'e kadar olan kısmı tekrar etmeniz gerekiyor diyeyim. Dinamo'dan tekrar edeceğim hocam soruların üstünden geçeceğim diyorsanız da Dinamo'da da sayfa 39'a kadar. Kadar sorumlusunuz. Zaten başlıklar yine aynı şekilde. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlere kadar olan kısımda yapamadığınız sorunun kalmamış olması gerekiyor. Dinamo'da aynı zamanda yazılıya hazırlık kısımları da var biliyorsunuz ki. Yazılıdan önce şöyle bir yazılıya hazırlık kısımlarına da mutlaka göz geçirin gençler. Bunların içerisinde de sizin yazılınızda çıkacak sorulardan e, sorular göreceksinizdir diyeyim. Ve ben hızlıca başlıyorum. Şimdi dediğim gibi ilk ünitemiz yaşam bilimi biyolojiydi. Öncelikli olarak biyoloji biliminden biraz bahsetmiştik. Arkasından da canlıların ortak özelliklerini anlatmıştık. Biyoloji tabii ki canlı bilimi anlamına geliyordu. Canlıları inceleyen bilim dalından bahsediyorduk. Çok fazla canlı türü olduğu için de bazı alt bilim dallarına ayrılabiliyordu. İnsanlık yararına, doğa yararına çalışmalar yapılıyordu. E tabii ki tüm canlılarda da ortak olarak görülen bazı ortak özelliklerimiz olacaktı. Biz bunları kendi içerisinde 12 tane başlığa ayırarak vermiştik ama bu 12 başlığın haricinde de bazı ortak özelliklerimiz vardı. Tüm canlılar hücresel yapıya sahipti. Ototrof veya heterotrof tüm canlılar beslenmek zorundaydı. Solunum, metabolizma, homeostasi, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, uyum, organizasyon, üreme, büyüme, gelişme bunların hepsi tüm canlılarda ortak olarak görülüyordu. Yine bunları kendi içerisinde çoğaltabilmemiz de mümkündü gençler. Arkasından da nereye doğru geçiş yapmıştık? Canlıların ortak özelliklerini bitirince canlı Canlıların temel bileşenlerine doğru giriş yapmıştık. Canlıların temel bileşenlerini de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. İnorganik bileşiklerimiz ve organik bileşiklerimiz vardı. İkisinin arasındaki en önemli fark neydi? İnorganik bileşik dediğin zaman hiçbir canlı sentezleyemeyecek. Herkes doğadan hazır olarak alacaktı. Su, asit, baz, tuz, mineraller, inorganik bileşikler içerisinde yer alıyordu. İnorganik bileşiklerden su olmazsa olmazımızdı. Vücudumuzda boşaltım tepkimelerinde, sindirim tepkimelerinde görev yapıyordu. Aynı zamanda vücut sıcaklığının korunmasını sağlıyordu gibi madde taşınmasına sağlıyordu gibi gibi çoğaltabilirdik gençler. Suda çözündüğü zaman hidrojen iyonu verenlere asit, e, OH iyonu verenlere baz diyorduk. PH cetvelinde bunun gösterimini yapmıştık. 0 ile 7 arasının asit, 7 ile 14 arasının baz olduğunu söylemiştik. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artıyordu. 7'den rakam büyüdükçe bazlık artıyordu. Yine canlı vücudunun olmazsa olması asitler bazlar birleşince tuzlar meydana geliyordu. İnsan vücudu için önemli olan tuzlar vardı. Mineral maddelerin de eksiklikleri veya fazla alımları bazı hastalıklara sebep olabilirdi. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, sodyum, potasyum gibi önemli mineral maddelerimiz vardı. Bunların eksikliklerinde hangi hastalıkların ortaya çıktığını da çok iyi bilmemiz lazım. Organik bileşikler canlıların sentezleyebildiği bileşiklerdi. İlla bak insanın sentezlemesine gerek yok. Herhangi bir canlı sentezliyorsa organik grubunu alacaktık. Yapılarında genellikle karbon, hidrojen, oksijen bulunurdu gençler. Hatta ben size daha önce özet yapmıştım ama şuradan hızlıca bir o özetin üstünden de geçeyim. Özellikle karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kıyas sorusu çok çıkacaktır yazılınızda. Şimdi düşündüğümüz zaman bizim enerji verici organik bileşiklerimiz vardı. Bunlar karbonhidrat dediğimiz bileşiklerde. Arkasından yağlar, lipitler geliyordu. Arkasından da protein proteinlerin enerji verdiğini söylemiştik. Oksijenli solunum tepkimesinde kullanılıp ATP sentezine e, ATP sentezlenebilen moleküller enerji verici moleküllerdir. Yani ben bir şey yedim. Yaptığımda bundan ATP elde edebiliyorsam o enerji vericidir. Bak mesela vitaminler enerji vermez. O sorulara düşme. Enerji ihtiyacımı karşılamak için ilk gidip karbonhidratların kapısını çalıyordum. Yani şekerlerin kapısını çalıyordum. Karbonhidratlar vücudumda biterse bu sefer kimin kapısını çalmaya başlıyordum? Yağların. Yağlar da vücudumda biterse istemiyorum ama proteinleri enerji kaynağı olarak kullanıyordum. Hani diyetisyen televizyona çıkıyordu, diyordu ki karbonhidrat almazsanız zayıflarsınız. E karbonhidrat almazsam kimi yakacağım? Yağları. Haliyle de zayıflamış olacağım. Aynı miktarını yaktığım zaman enerji verimine baktığımız zaman rakam bilmene gerek yok. En çok enerjiyi yağlar verirdi. En az enerjiyi de karbonhidratlar verirdi. Proteinler de ortada kalıyordu. Ya hocam karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor. Niye gidip ilk sırada kullanıyoruz? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydı gençler. Sonra yağları yakmak çok zordu. Çok enerji veriyorlar ama onu da yakmak için bayağı bir tepkime gerçekleştirmek gerekiyordu. Karbonhidratların yapısında C, O elementleri kesin bulunacak. Yağların yapısında da C, O kesin bulunacak. Proteinlerin yapısında da C, O bir de kesin azot bulunacak. O yüzden proteinleri yakınca azotlu bir şeyler de açığa çıkabiliyordu. Karbonhidratların yapı taşına monosakkaritler ismini vermiştik. Sorularda da %90 kim çıkar karşımıza? Glikoz çıkar diyeyim gençler. Yağların yapı taşlarının iki tane olduğunu söylemiştik. Yağ asitleri ve gliserol adını verdiğimiz iki tane yapı taşı vardı. Proteinlerin yapı taşlarının ise amino asitler olduğunu söylemiştik. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağ glikozit bağı diyorduk. Yağları birbirine bağlayan bağ ester bağı. Proteinleri birbirine bağlayan bağ da peptit bağı ismini vermiştik. En sayıda glikoz bir araya gelir de bir tane büyük polisakkarit meydana getirirse en eksi bir sayıda su çıkıyordu. Yine en sayıda amino asit bir araya gelip bir protein sentezlenirse en eksi bir sayıda da su çıkıyordu. Yağlar içinde üç tane yağ asidi bir tane gliserolle bir araya gelir... Hop buradan bir tane büyük yağ yani trigliserit sentezlenir. 3 tane de su açığa çıkar demiştik. Kıyas sorusu karşınıza çıkarsa bu size birazcık yardımcı olacaktır diyeyim gençler. Ama tabii ki eksiklerinizi tamamlamak için baktım sen hiç hatırlamıyorsun. Hemen konu anlatımlı videolara dönüp onları öğrenmen, tekrar etmen gerekiyor. Organik bileşiklerden karbonhidrat, lipid ve proteinlerden dediğim gibi sorumluyuz. Enzimler dediğimiz zaman da aktivasyon enerjisi diye bir şey bilmemiz lazımdı. Bir tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi diyorduk. Enzimler tepkimeye girdikleri zaman aktivasyon enerjisini düşüren maddelerdi. Bazıları sadece proteinden bazıları protein artı yardımcı kısımdan meydana geliyordu. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat diyorduk. Enzimlerde tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyordu. Hatta enzimleri çay kaşığına benzetmiştik. Tepkimeye girer, tepkimeyi hızlandırır, tepkimeden hiç bozulmadan çıkar, tekrar tekrar kullanılabilir demiştik gençler. Diyeyim küçük bir hatırlatma yaparak hemen sorularımıza geçeyim. Şimdi ilk sorumuz doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfini koyunuz diyor. Baktım insan vücudundaki temel bileşikleri tanımak biyolojinin günlük hayattaki önemini anlamaya katkı sağlayacaktır. Tabii ki biyoloji günlük hayattaki daha doğrusu insan vücudundaki temel bileşenleri bilirsem biyolojinin günlük hayattaki önemini de daha iyi anlamış olacağım. O yüzden canlıların vücudunda hangi maddeler var diye araştırıyoruz. Canlılarda boşaltım olayı aynı şekilde gerçekleşir. Boşaltım canlıların ortak özelliğiydi ama tek hücreli canlılarda mesela sadece bir hücre olduğu için hücre yüzeyinden difüzyonla boşaltım gerçekleşiyordu. Ama çok hücreli canlılarda bununla ilgili sistemler vardı. Mesela benim böbreklerim var, boşaltım sistemim var. Her canlıda aynı şekilde boşaltım gerçekleşir diyemeyiz. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için yeni bireyler oluştur üreme denir. Çok güzel sanki doğruymuş gibi geliyor ama yanlış. Canlının yaşamını devam ettirebilmek için benim e, yaşamıma devam edebilmem için üremem şart değil ki benim çocuğum olmazsa ben ölür müyüm? Üremek canlıların ortak özelliğidir hayatın devam edebilmesi için, türün devam edebilmesi için tabii ki üremek, yeni bireyler oluşturmak lazım. Ama canlının yaşamına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Bunun özel bir durumu vardı. Mesela canlıların ortak özelliklerini hatırla. Beslenmezsem ölürüm, solunum yapmazsam ölürüm, boşaltım yapmazsam ölürüm, homoestesimi korumazsam ölürüm üremezsem ölmem. Canlının hayatına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Canlılardaki tüm sistemler homeostasiyi korumaya yönelik olarak çalışır. Homeostasi ne demek? Kararlı iç denge anlamına geliyordu. Evet ben vücudumdaki her şeyi kararlı iç dengemi korumak için yapıyorum. Boşaltım yapmazsam, solunum yapmazsam, beslenmezsem, sindirmezsem, o besinleri emmezsem, hücrelerime göndermezsem işler içeride karışır. Homeostasim bozulur. Kararlı iç dengenin bozulması da kişinin hastalanması anlamına gelir. Büyüme çok hücreli canlılarda sadece sitoplazmanın hacimce ve kütlece artışıyla sağlanır. Büyümenin de şöyle bir durumu söz konusuydu. Şimdi tek hücreli bir canlıya baktığımız zaman büyümesi için tek bir hücreden meydana geliyor ya, hücrenin hacminin kütlesinin artması lazım. Okey. Çok hücreli bir canlıyı düşündüğümüz zaman çok hücreli bir canlının büyümesi ve gelişmesi için hücrenin hacimce ve kütlece artması aynı zamanda sayıca artması da gerekiyor. Mesela ben seni geçen sene gördüm. Dedim ki aa bu sene ne kadar çok büyümüşsün. Aslında senin bu sene çok büyümen demek senin geçen sene uyduruyorum tabii. 6 trilyon hücrem varken bu sene 7 trilyon hücre anlamındadır. Yani çok hücreli canlılarda hücre sayısının da artması gerekiyor. O yüzden de 5'e hemen yanlıştır diyorum. Geldim 6'ya. İnhibitörler enzimlere bağlanarak veya enzimi kararsız hale getirerek etkisizleştiren madde veya faktörlerdir diyor. Şimdi enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörleri anlatmıştık. Aktivatör maddeler, inhibitör maddeler vardı. Aktivatör maddeler tepkimenin hızlanmasını sağlayan maddelerdi. İnhibitör maddeler ise tepkimeyi yavaşlatan veya durduran maddelerdi. Genellikle vücudumuza ağır metal gibi, civa gibi maddeleri aldığımız zaman bunlar inhibitör olarak görev yapıyorlardı. 0 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklarda genellikle enzimler etkinlik gösteremez. Enzimler protein yapılı moleküllerde. Baktığımız zaman bir basit enzimlerimiz bir bileşik enzimlerimiz vardı. Basit enzimler sadece proteinden bileşik enzimler protein artı yardımcı kısımdan meydana geliyordu. Bileşik enzim de olsa basit enzim de olsa protein yapılı. Proteinler de tabii ki düşük sıcaklıkta etkinlik gösteremeyecekler. Zaten genellikle kelimesini de kullandığı için doğru olarak kabul edebiliriz. Geldim diğer bir soruya. Polipeptit sentezi DNA şifresine göre ribozomlarda gerçekleşir. Polipeptit aslında protein demek istiyor. Çok peptit bağı varmış. İçinde çok peptit bağı olan nedir? Amino asitler arasında peptit bağları kurulur, protein sentezlenir. Protein sentezleneceği zaman DNA dük dur. Ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre sentezleyeceksiniz diyor. O zaman DNA'nın şifre vermesi doğru. Olayın ribozomlarda gerçekleşmesi de doğru. O zaman buna da D'yi hemen koydum. Kolesterol monomer yapılı bir yağ çeşidi olup gliserole bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşur. Şimdi yağları öğrenmiştik trigliseritler vardı, fosfolipitler vardı, steroidler vardı. Trigliseritler nötral yağlardı. Bitkilerde hayvanlarda yağlar depolanacağı zaman trigliserit şeklinde depolanıyordu. Üç tane yağ asidi bir tane gliserolle birleşiyordu fosfolipitler hücre zarının yapısında vardı. İki tane yağ asidi ve bir fosfat birleştiği zaman gliserolle o zaman kim oluşuyordu? Fosfolipit dediğimiz o büyük yapılı yağlar meydana geliyordu. Kolesterol ise bir steroid yağ çeşidiydi. Evet, monomer yapılıydı. Ama tabii ki yapısında monomer yapılı olduğuna göre gliserol, yağ asidi, fosfat bulunmayacak. Cümlenin yarısı doğru, yarısı yanlış yazılmıştır diyeyim. Selüloz insanlar tarafından kolayca sindirilebilen ve sağlıklı beslenmek için tüketilmesi gereken bir polisakkarit çeşididir. Baktığım zaman da yine bu cümlenin yarısı doğru yarısı yanlış ama bu sefer yanlış olan baş kısmı. Selüloz dediğimiz zaman... Polisakkaritler vardı hani yüzlerce glikozun birleşmesiyle meydana gelen hayvanlarda, bakterilerde, mantarlarda depo karbonhidrat glikojendi. Bitkilerde nişastaydı. E ee, selüloz bitkilerin hücre duvarının yapısına katılıyordu. Kitin de mantarların hücre duvarında bir de eklem bacakların dış iskeletinde vardı. Selülozu devamlı bitkilerin hücre duvarında olduğu için bitki yediğimiz zaman vücudumuza alıyoruz. Selülozu sindirecek enzimimiz yok. Yani selüloz insanlar tarafından sindirilebilen bir madde değildir. Ama selülozlu besinler tüketin diyor televizyona çıkan doktorlar, diyetisyenler. Çünkü selülozlu besinler tükettiğimiz zaman bağır saklarımızdaki mukus salgısı artıyor. Bu salgının artması ile birlikte sindirim tepkimeleri daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşiyor diyeyim gençler. Yani selüloz insanlar tarafından sindirilmez ama sağlıklı beslenmek için tabii ki selüloza ihtiyacımız var diyeyim. Doğru yanlışları bitireyim. Oradan hemen boşluk doldurmalara gereyim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazarak cümleleri tamamlayınız diyor. İnsan vücudunda üretilemeyen dışarıdan besinlerle alınmak zorunda olan amino asitlere ne ismini veriyorduk? Temel amino asitler, esansiyel amino asitler veya zorunlu amino asitler diyorduk. Aynı şey yağ asitleri için de geçerli. Mesela insan vücudunda sentezlenemiyor. Sen dışarıdan alacaksın. O yağ asitlerinin başına da temel esansiyel kelimelerini koy. Trigliserit'ler dediğimiz zaman yapısına katılan yağ asitleri nokta nokta ve nokta nokta yağ asitleri olarak iki gruba ayrılır demiş. Şimdi trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitlerini kendi içerisinde ikiye ayırabiliyorduk. Bir doymuş yağ asitlerimiz vardı. Bir de doymamış yağ asitlerimiz. Vardı gençler ikisinin arasındaki fark neydi? Doymuş yağ asitlerinde karbonlar tekli bağlar yapıyordu. Hidrojene doyuyorlardı. Doymamış yağ asitlerinde ise karbonlar çiftli bağlar yapıyorlardı. Çiftli bağlar yaptıkları için hidrojene doyamıyorlardı. O yüzden de bunlara bu ismi vermişlerdi. Nokta nokta bakteri, arke, mantar ve hayvanlar tarafından sentezlenen depo polisakkarit çeşididir. He biz fazla karbonhidrat aldığımız zaman neye çeviriyoruz? Glikojene çeviriyoruz. Aynı şekilde bakteriler, arkeler, mantarlar da glikojene çevirerek depoluyor gençler. O zaman hemen yapıştırdım glikojeni. Hatta biz karaciğerimizde ve kaslarımızda glikojen olarak depoluyoruz. Nokta nokta tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılır. He, tiroksin hormonunun yapısına katılan mineral madde neydi? İyottu şöyle gösterebiliyorduk ama parantez içerisinde de yazayım ben size. İyot tabii ki tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılacak. Eksikliğinde de hangi hastalık meydana geliyordu? Öyle boğazda bir şişme oluyordu. Guatr dediğimiz rahatsızlık meydana geliyordu diyeyim gençler. Sonra doğruyan şey boşluk doldurmamıza devam edelim. Su moleküllerini bir arada tutan e, hidrojen bağlarının etkisiyle bir kuvvet oluşuyordu. Su moleküllerinin hidrojen bağlarının etkisiyle böyle kopmaz bir zincir oluşturması, bitkinin en üst diğerlerine kadar taşınmasını sağlayan kuvvete ne ismini vereceğiz. Kohezyon kuvveti ismini vereceğiz. Bu sayede de bitkiler de e, suyun, ta o en üstteki dallara kadar taşınması, Meydana gelecek nokta nokta temel element olarak karbon içermeyen ve canlılar tarafından üretilemeyen bileşiklerdir. Baktığımız zaman karbon elementi temel olarak içermeyen kimdi inorganik bileşiklerdi. Şey aklınızı karıştırması, mesela karbondioksit organik mi demeyin temel olarak yani çok büyük bir kısmında inorganik bileşiklerin karbon elementi yok İstisnalar var mı? Tabii ki var. Nokta nokta kelime anlamıyla kararlı iç denge demektir. Hani ben her şeyi onu korumak için yapıyordum ya. Kararlı iç dengemi kontrol altında tutmak istiyordum ya. Tabii ki hangi kelimeydi bu? Homeostasi kelimesiydi. Kararlı iç denge anlamına geliyordu ihtiyaç duyduğu besinleri kendi üretebilen canlılara kendi besinini üreten üretici yani ototrof canlılar ismini vereceğiz. Üretici de yazabiliriz ama artık ototrofu kullansa iyi olur. Bundan sonraki konularımızda da hep ototrof olarak çıkacak. Kendi besinini kendi üretemeyen, dış ortamdan alan canlılara ise heterotrof besleniyor diyeceğiz. <laughs> Heterotrof beslenen canlılarda mesela biziz tüketici canlılardır. Doğada hem ototrof hem heterotrof beslenen çok nadir canlılar da var. Mesela o sinek kapan bitkisi hem ototrof hem heterotrof beslenir. Zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olmayan tek bir hücreden oluşan canlılara da ne ismini verecektik? Çekirdeği yokmuş, zarlı organelleri yokmuş. O zaman hücresel yapı bakımından bu canlılar prokaryot canlılardır diyeceğiz. Enzimler yapısal açıdan nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere ikiye ayrılır. Yapısal açıdan baktığımız zaman bazı enzimler protein yapılıydı, bazı enzimler ise protein artı yardımcı kısım alıyordu. Tabi boşta bunu yazmamamız lazım. Protein artı yardımcı kısım alıyorlardı. Şöyle gösterelim. Sadece proteinden oluşanlara ne ismini verecektik? Basit enzim ismini verecektik. Protein artı yardımcı kısımdan Oluşanlara ise bileşik enzim ismini vereceğiz gençler. Yani enzimler yapısal açıdan basit ve bileşik enzim olmak üzere ikiye ayrılacak. Hatta yardımcı kısımlar inorganik bir madde ise kofaktör ismini vereceğiz. Organik bir şey aldıysa da koenzim ismini alacak. Hatta bu aldığı şey mineral bir madde ise ee, biz kofaktör diyorduk. E vitamin gibi bir şeyi aldıysa koenzim ismini veriyorduk gençler. Boşluk doldurmamızı da hemen yapalım. Şimdi aşağıda verilen bileşik enzim görselini uygun şekilde tamamlayınız diyor. Hatta ben size şuradan göstermek istiyorum. Enzimler kısmının üstünde de bizim kitapta da vardı aynı şekil. Oranın üstünden farklı bir yapısını da göstereceğim ben size. Proteinleri bitirdik. Hop ne tarafa geldik? Enzimlere. Şimdi enzimlere baktığımız zaman enzimlerin genel özelliklerini göstereyim. Genellikle tablo üstünden soracak ya. Enzimler aktivasyon enerjisini aşağıya düşüren maddelerde unutmuyorsun. Aktivasyon enerjisi de tepkimenin gerçekleşmesini sağlayan minimum enerji miktarı. Enzimler canlı vücudundaki biyolojik katalizörlerdir ve enzimlerin olmazsa olmaz 4 tane özelliğini unutmuyorsun. Bir kere enzim aktivasyon enerjisini düşürür. Tepkimeden bozulmadan çıkar, tepkimeyi hızlandırır tekrar tekrar kullanılabilir muhteşem 4 tane özelliği var. Yapısal bakımından da basit enzimler ve bileşik enzimler olmak üzere ikiye ayırdık. Basit enzim sadece protein Bileşik enzim ise protein artı yardımcı kısımdan meydana geliyordu. E şöyle bir baktığımız zaman büyük şekil üstünden de ben size göstermiş olayım gençler. Şimdi şu bizim bileşik enzimimiz. Bileşik enzimimize baktığımız zaman buna bağlanan şu içerideki kısım bizim enzimimizin etki ettiği madde olacak. Yani substrat adını verdiğimiz maddemiz olacak enzimin substratı tanıdığı, bağlandığı bölge ise bizim için aktif bölge dediğimiz kısım olacak. Şu daha açık bir yeşille gösterdiğimiz kısım ise bizim proteinden oluşan o kısmımız yani apoenzim kısmımız, apoenzim kısmımız. Bunun da proteinden oluştuğunu unutmayın. Bu bir bileşik enzim. Yani bunun bir de yardımcı kısmı var. Yardımcı kısmına koenzim veya kofaktör yap, yazmıyorum çünkü yardımcı kısmının ne olduğunu bilmiyorum diyeyim. Gençler, dediğim gibi mineral bir madde alsaydı kofaktör yazacaktım. Eğer organik bir madde alsaydı, vitamin olsaydı koenzim diyecektim. Enzimler binlerce yıldır insanlar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmış. Günümüzde enzimlerin kullanıldığı alanlardan 5 tanesini yazınız diyor. Şimdi baktığımız zaman enzimler tabii ki günümüzde pek çok alanda kullanılıyor. Bunlara da baktığımız zaman mesela nerede kullanılıyor? Bir kere tekstilde kullanılıyor. Hemen genel isimlerle yazayım. Tekstilde böyle e, deterjanların daha deterjana girmeyeyim de deri malzemelerinin yapımında tekstilde pamuğun ipliğe dönüşümünde enzimlerden yararlanılıyor. Ama ağzımdan az önce deterjan çıktı. Tabii ki deterjan üretiminde de enzimlerden yararlanılıyor. Falanca deterjanı yaptık yağ lekelerine çok etkili. Yağ lekelerine etki edebilmesi için ne olması lazım? Tabii ki bunun içerisinde yağ çözücü enzimlerin bulunması lazım. Tabii ki. Canlıların ürettiği enzimler kullanılarak gıda sanayisinde e, pek çok ürün elde ediliyor. Yine kozmetik sanayinde çok fazla derecede enzimler kullanılıyor. İlaç sanayinde yine kullanılıyor. Çevrenin temizlenmesinde e, bazı zararlı maddelerin sulardan toplanılmasında enzimler kullanılıyor. Biz bu örnekleri çok fazla çoğaltabiliriz. Birçok alanda enzimlerin kullanıldığını biliyoruz. Yine grafiksel bir soru da çıktı karşıma. Hemen şuraya size kağıtlar da hazırlamıştım ben. Onları bir alayım gençler. Onların üzerinden de biraz anlatım yapmak istiyorum. Aşağıda verilen enzim substrat miktarına bağlı tepkime hızı değişim grafiklerini uygun şekilde tamamlayınız diyor. Şimdi bakıyorum, tepkime hızını göstermiş. Burada da enzim substrat miktarını vermiş. Enzim substrat miktarı artıyor. İkisi birlikte artarken tepkime hızı ne olur diyor. Şimdi mesela şunlar benim substratlarım olsun, S ile gösterdiklerim. E ile gösterdiklerim de enzimlerim olsun. Şimdi tepkime hızına bakıyorum. İkisini aynı anda arttırmış. Enzim substrat koydum. Sonra bir daha enzim substrat koyuyorum. Bir daha enzim substrat koyuyorum. Bir daha enzim substrat koyuyorum. O zaman tepkime hızımın ne olması lazım? Ben bunları arttırdıkça artıyor olması lazım. Sonra diğer grafiğe bakıyorum. Enzim miktarı sabitmiş. He, mesela benim bir, iki, üç tane enzimim hatta dört tane enzimim olsun gençler substrat miktarı artıyormuş. Enzim miktarı sabitken sen tuttun substrat miktarını arttırmaya çalıştın. O zaman nasıl bir değişim meydana gelecek? Substratlarımın birazını düşürmüşüm, onları da alayım. Şimdi enzim miktarı sabit, substratı arttırıyorsun. Tepkime hızlandı. E boşta olan enzimler var. Ben substratı biraz daha arttırırsam tabii ki bu enzimler de buna bağlanacak. Tepkime hızı artacak. Ama ben substratı daha da arttırmaya kalkarsam bağlanabileceği enzim yok ki. Bağlanacağı enzim olmadığına göre o zaman tepkime bir yerden sonra ne olacaktır? Sabitlenecektir. Eğer tekrar söylüyorum, substrat miktarı sürekli artarsa enzim 4 taneydi. Sen substratı devamlı basıyorsun. Tepkime önce hızlanacak, sonra da tabii ki sabitlenecektir diyeyim enzim miktarı artarken substrat miktarı sabit tutulursa burada da şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Bu sefer substratlarımız sabit olsun. Mesela 4 tane olsun. Enzim miktarını arttırdın. A güzel tamam 2 tanesi iş yapıyordu sonra bu enzimler buna bağlanıyordu iş uzun sürede gerçekleşiyordu. Sen tuttun enzim miktarını arttırdın enzim miktarını arttırınca tepkime hızlandı. Ama bir süre sonra substratlar bitecektir. Substratlar bitince de tepkime bitecektir gençler. Substrat tükenen bir şey olduğu için. Ama az öncekinde enzim biten bir şey değil. O yüzden sabit hızda sen substrat verirsen tepkime devam edecektir diyeyim ve onu da o şekilde göstermiş olayım. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakıyorum. Glukoz nişastanın yapı taşıdır. Bu da bir üniversite sorusunun çok benzeri. Hipotezini kanıtlamak için düzenlenen bir deneyde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri birlikte kullanılmalıdır diyor. Şimdi glukoz nişastanın yapı taşıdır. Ben bunu kanıtlamak istiyorum. Bunu kanıtlamak istediğime göre benim buraya birincisi bir kaba almam lazım mesela. Kabın içine nişasta koymam lazım. Kabın içine nişasta koyduktan sonra nişastayı parçalayan bir tane de enzim koymam lazım. Sonra ben diyorsam ki nişasta enzimle parçalanacak, açığa glikozlar çıkacak diyorsam glikoz çıktığını anlayabilmem için de burada glikozlar oluşacak ya. Glikoz çıktığını anlayabilmem için de glikozla renk değişimi veren glikoz ayıracı koymam lazım. Ayıracı. Hadi bir daha göstereyim. Şimdi tabii ki ne yapmam lazım? Önce bir nişastayı almam lazım. Nişastayı parçalayacak enzimi almam lazım. Ben diyorum ki nişasta, nişastayı parçalayan enzimi koyarsam glikoz çıkacak. Glikoz çıktığını ispat etmem için de glikoz ayıracı koymam lazım. Yani nişasta ayıracı niye koyayım ki? Kapta nişasta var onu mu anlamaya çalışıyorum? Glikoz niye koyayım ki? Ben zaten nişasta glikozun içinde var diyorum. O yüzden de cevabımız 1, 3 ve ne olması lazım gençler? 5 şeklinde olması lazım. Bir tane daha sorumuz var. Bir enzim yapı taşlarına kadar hidroliz edilirse hangi maddeler açığa çıkar? Şimdi enzimleri kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Unutmayın bir basit enzimlerimiz vardı. Hemen şöyle yazayım. Bir de bileşik enzim dediğimiz enzimlerimiz vardı. Basit enzimlere baktığın zaman basit enzimler sadece proteinden meydana geliyordu. Bileşik enzimlerde ise protein artı yardımcı kısım dediğimiz kısım söz konusuydu. Şimdi ben tamamen hidroliz etmeyi düşündüğüme göre bir kere proteinler parçalanacak. Proteinlerin yapı birimleri olan ne vardı? Amino asitler vardı. Amino asitler açığa çıkacak. Yardımcı kısım eğer mineral bir madde ise mineral açığa çıkacak. Vitamin ise vitamin açığa çıkacaktır çıkabilir tarzında sorduğu için ben bu üçünün de çıkabilir olarak kabul edebilirim. Yani mineral de olabilir, vitamin de olabilir. İkisi aynı anda olmaz ama ona dikkat edin diyeyim. Gençler, gelelim bakayım son sorularımıza doğru. Aşağıda disakkaritlerin oluşumu gösterilmiş. Şimdi disakkarit ne demekti? Monosakkaritler bir araya geldiği zaman disakkaritleri meydana getiriyordu. Cebimize de her zaman glikozu koyacaktık. Birincisi Glikoz glikoz ne yapardı? Gli gli mal. Yani bir ile gösterdiğimiz kısma kimi yazmamız lazımdı? Mal tozu yazmamız lazımdı. Eğer sen küçüklerden büyük bir şey yaptıysan bunun dehidrasyon tepkimesi olduğunu ben sana hatırlatayım. Büyük bir şeyi küçük parçalara çevirdiysen bu bizim için hidroliz tepkimesidir. Dehidrasyon tepkimeleri sonucunda su açığa çıkar. Hidroliz tepkimelerinde ise su kullanılır, unutmuyorsun. Sonra glikozla fruktoz bir araya geldiği zaman sükroz veya bazen hocalar kitaplar sakkaroz şeklinde de yazabiliyor. İkisi bir araya geldiğinde de sakkaroz meydana geliyordu. Glikoz galaktoz içinde saklı. Glikoz galaktoz 3 ile gösterdiğimiz yerde ne olacaktı? Lak toz adını verdiğimiz disakkarit olacaktı. Gli gli mal glikoz galaktoz laktoz içinde saklı fruktozla birleşen de meyve şekeri sükroz diye aklınızda tutabilirsiniz diyeyim gençler. Hazır aklıma gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. Biz bu yazılının benzerini e, dönemin başında yani gerçek yazılı tarihinde de çekmiştik ve yayınlamıştık gençler. Biz yayınlandıktan sonra yazıllar iptal olunca videoyu silmedik. Eğer hani yazılıya çalışırken bir kez daha başka tip sorular göreyim diyorsanız o videoları da izleyebilirsiniz. Orada bunlardan biraz daha farklı sorular çözdük ama yine aynı konuya kadar gelmiş olacaksınız diyeyim. Sonra şuraya bakayım. Aşağıdaki tabloda hücre içerisindeki bazı olaylar verilmiş. Bu olaylar sırasında verilen maddelerin miktarındaki değişim durumlarını yazarak tabloyu tamamlayınız diyor. Şimdi bakıyorum. Polisakkarit sentezi. Polisakkarit neydi? Büyük bir karbonhidrattı. Sen büyük bir karbonhidrat sentezliyorsan hücredeki su miktarı ne olacak? Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. Mesela en sayıda glikoz bir araya gelip de bir tane nişasta glikojen polisakkarit yaptıysan en eksi bir sayıda da ne açığa çıkar? Su. O zaman polisakkarit sentezi sırasında hücredeki su miktarının ne olması lazım? Artması lazım. Polisakkarit hidrolizi yapıyorsan, he, oku terse çevir. Bu sefer polisakkariti parçalamak için hücredeki suyu kullanacaksın. O zaman polisakkarit hidrolizi sırasında su miktarı azalacak. Polisakkariti hidroliz edersen bu sefer açığa glikozlar çıkacak. Glikoz miktarını sorduğu için o da bizim için artacak. Polisakkarit hidrolizi sırasında ortamın pH'i değişmez. Glikozun pH'e bir etkisi yoktur diyeyim gençler. Polipeptit sentezi sırasında ATP miktarı. Bu sefer ne yapmışsın? En sayıda amino asiti bir araya getirmişsin. Bir tane polipeptit sentezi gerçekleştirmişsin. Tabii ki en eksi bir sayıda da su açığa çıkar unutma. ATP miktarı ne olur? Bir kere ATP küçükten büyük yapıyorsan harcayacaksın. Yani büyük bir şey sentezlediğine göre küçükleri büyüye çevirdiğine göre ATP harcayacaksın. Hücre içerisindeki ATP miktarı azalacak. Polipeptit hidrolizi sırasında ATP kullanılmaz. Büyük küçüğe çevirirken ATP harcamıyorsun. O yüzden de ATP miktarı değişmez diyeceksin. Trigliserit sentezini de yine başka renk bir kalemle bu sefer de yeşil alayım hatırlatayım ben size. Çıkartabilirsem hemen. 3 tane şöyle bu da trigliserit olsun. 3 tane yağ asidi bir tane gliserolle birleşiyordu. Buradan bir tane trigliserit sentezleniyordu. Üç tane de su açığa çıkıyordu. Yani karbonhidratlarda en sayıda glikoz bir araya gelip bir karbonhidrat yapardı. En eksi bir sayıda su. Amino asit proteinlerde en sayıda bir araya gelirdi. Bir polipeptit sentezlenirdi. Trigliseritlerde yağlarda özel bir durum vardı. Üç tane yağ asit bir tane gliserolle birleşecekti. Trigliserit sentezi sırasında trigliserit sentezi sı yapıyorsan yağ asitlerini asit asit yağ asitlerini yapıya katıyorsun. Asitlik azalıyor. Asitlik azaldığına göre ortamın pH'i ne yapar? Artar. Asitlik azalırsa pH artacaktır. Trigliserit hidrolizi sırasında su miktarı. Trigliserit hidrolizi yapıyorsan tabii ki ortamdaki su miktarı ne olacak? Azalacaktır gençler. Büyük şeyleri küçük şeylere çevirmek için su kullanıyorduk. Polimer sentezi sırasında enzimler kullanılınca biten şeyler değildir. Bak bu sayfa çok önemli. Hepsinin üstünden geçtik. Ee, kullanılınca biten azalan şeyler değildir O yüzden enzim miktarı tepkimelerde değişmez diyeyim hemen Buradan da bir tane kıyas sorusuna geçeyim enerji verici olarak görev yapan yağ protein ve karbonhidratların hücrede kullanım sırasını yazınız diyor. Önce gidip kimin kapısını çalıyorum? Birinci sırada karbonhidratların kapısını çalıyorum. Karbonhidratlar vücudumda biterse kimin kapısını çalıyorum? Yağların çok uzun bir açlık çektiysen vücudumda yağlar da bittiyse bu sefer gidip proteinlerin kapısını çalıyorum eşit miktardakiyle yakarsam en çok enerjiyi kimlerden elde edecektim? Yağlardan. Yağlardan sonra proteinlerden en az enerji veren organik bileşiğimiz de karbonhidratlardı. En az enerji verir fakat gider ilk sırada onları kullanırdım. Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Yapıya katılma sırası dediğimiz zaman da insan vücudunda organik bileşik olarak en çok proteinler vardır. Sonra yağlar vardır. En az miktarda yapıya katılan da karbonhidratlardır diyeyim. Gençler böylelikle hepsini de toplu halde bir kıyaslamış olalım ve bir tane sorumuz hatta bu da son sorumuz diye hatırlıyorum doğru hatırlıyorum. Enzimlerle ilgili bir tane de soru çözdüğümüzde işimizi bitirmiş olacağız. Şimdi bakıyorum bize kaplar vermiş. Parça karaciğer, bütün karaciğer, ezilmiş karaciğer dediğimiz karaciğerleri vermiş. Baktığımız zaman yukarıda verilen kaplardan birincisine kuşbaşı doğranmış karaciğer, sonra ikincisine bütün karaciğer, Üçüncüsüne ise eşit miktarda ilave edilmiş. Bakayım. Ezilmiş karaciğer ilave edilmiş ve kaba eşit miktarda H2O2 yani hidrojen peroksit konulmuş. Belirtilen şartlarda belirli bir süre beklenmiş. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi H2O2'yi su ve oksijene dönüştürür diyor. Buna göre kapları birim zamanda açığa çıkan oksijen miktarına göre Gruplandırınız. Burada karıştırmayacağınız bir şey var gençler bu tarz sorularda. Hidrojen peroksit burada substrattır, enzim ise karaciğerden çıkan katalazdır. E, katalaz enzimi sayesinde su ve oksijen açığa çıkacak hidrojen peroksitten. Şimdi kendi içerisinde kıyas yaparsan ezilmiş karaciğerden enzimler daha çok çıkar. Yani işte kıyma yapılmış mı ezilmiş mi ezilmiş diyeceksin. Ezildiği için daha fazla enzimler çıkabiliyor. O yüzden üçüncü tepkim kapta tepkime çok daha hızlı gerçekleşecek. Daha çok oksijen açığa çıkacak. İkisini kendi içerisinde kıyas yapacak olursan tabii ki parça karaciğerde enzimler daha kolay dışarı çıkacak. Tepkime daha hızlı gerçekleşecek. Bütün karaciğer dediğimiz pardon bu birmiş. Hemen şunu bir yapayım parça karaciğer. Bütün karaciğer dediğimizde ise en yavaş şekilde gerçekleşecektir diyeyim. Yani sıralama yapacak olursak 3, 1 2 şeklinde yazmamız lazımdı çıkan oksijen miktarını tepkime hızını unutmuyorsun burada karaciğer substrat değil substrat yüzeyini arttırmadık biz sadece e, enzimin çıkışını daha hızlandırmış olduk diyeyim gençler ve böylelikle de ödüllü soruya geliyorum gençler hepinize de yazılınızda başarılar diliyorum